Recep hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm diyorum. Ve aleyküm selam hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yaklaşık bir haftalık emri bil maruf nehyani münker çalışmanın sebebiyle bizler de Sivas'ta bulunmaktayız. Maşallah Bugün hocam. Sivas'ımızın merkezinde öğlene kadar çalıştık. Su şehri, Zara gibi ilçelerine geldik. Tabii şükürler olsun. Gerçekten Sivas'ımız İslami açıdan yani Müslümanlığa çok yatkın, kalpleri çok sıcak, Selçuklu'nun torunları olmaları hasebiyle burada Evet. güzel bir gün yaşadık Evet. elhamdülillah. Hocam, Kendilerine namazı buyurun. ilk bağlantıyı sizlere yapıyoruz. İlk günümüz Emri Bil Maruf'ta. Bugün saat 8 itibariyle hocalarımızın bu vazife yani sizlerin başlayacağını biz yine FM TV ekranlarından seyircilerimize duyurmuştuk. İlk düşünceleri Evet. sizden alacağız. İlk duygu ve düşünceleri. İlk olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz hocam? Yani gerçekten bu bir peygamber vazifesi. Biliyorsunuz Resulullah Efendimiz buyuruyor ki emri bil marufçular Allah'ın halifeleridir. Peygamberin halifeleridir. Kitabullah'ın halifeleridir. Biz o duyguları yaşıyoruz. Sivas'ta olmamız da sebebiyle Sivas Selçuklu şehri. Buradaki insanlar İslam'a çok yatkın. Biz onlara namazı telkin ettiğimizde, sakalı telkin ettiğimizde hiç yabancılık çekmeden zaten kılıyoruz hocam. Evet. Kılmayanlar da vardı. Yaklaşık 10 kişinin üzerinde bugün namaz sözü aldık. Ve bu Evet. bizi çok mutlu etti. Yine sakın sözleri alıyoruz. Yani Mevlamız'a sonsuz şükürler olsun ki böyle kutlu bir yolculuğa bizi nefer etti. Yollara düşürdü. Evet. Şükürler olsun. Buradan da FM TV'ye teşekkür ediyorum ki bizlerin bu duygu ve düşüncelerini tüm Türkiye'ye hatta dünyaya haykırmamıza vesile oluyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Allah razı olsun hocam. Biz Fatime Sera Vakfı'na ve bu yayını yapan tabii ki FM TV'ye, ekibine, kıymetli Masum Bayraktar hocamıza başta bu vazifeyi başlattığı için teşekkür ediyoruz. Yarınki Emir Bil Maruf'unuzla ilgili neler söylemek istersiniz hocam sizler? Yarın Bugün yine heyecanlı geçti. Tabii bir o kadar da evet. yorgun geçti biliyoruz ama Evet. gece gündüz durmak yok Emir Bil Maruf'ta. Bu tat da çok güzel oluyor. Nasıl aktarırsınız seyircilerimize bu heyecanı? İnşallah yarın da yine ilçelerimize ilçe şehir merkezlerinde esnafımızı geziyoruz. Onlarla dertleşiyoruz. Evet. Kahveymiş, içki satan yermiş, acırmamaya çalışıyoruz. Onları anlatıyoruz. Allah'ın emirlerini, peygamberin emirlerini, yasaklarından da uzak kaçmayı hepsini telkin ediyoruz. İnşallah yarın da aynı şevkle, aynı azimle, ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Bu haftamızı bu şekilde geçireceğiz. Allah'ın inşallah bütün ekiplerimizin tesirini yüksek eylesin. Sloganımız şu olsun inşallah. Bir kişi bile namazsız kalmasın diyoruz inşallah. Rabbim İnşallah. de inşallah bu bizim azmimize rahmetini bol cana gönderir bütün Türkiye'mize. Hatta dünya Müslümanlarına inşallah. Namaz hiçbir insan Hocam özel kalmasın bir soru inşallah sormak diyoruz. istiyorum ama sizlere. Buyurun. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Mekke'de de yine bir saldırı yapılmıştı hocalarımıza, Fatime Sera Vakfı hocalarına, İsmail Ağa camiasına. Bunun nezdinde cemaatler zaten biliyorsunuz bir takım yapılardan dolayı cemaatlerimiz karalanıyor. Cemaatler, İslami Evet. cemaatler karalanıyordu. Evet. En son bu olaylarla ilgili de medya bayağı böyle hani cemaatleri, İslami cemaatleri bir karalama listesini aldı. Yani haberlerde olsun, orada burada olsun. Halkımızın size teveccühü nasıl hocam? Böyle cami içerisinden, İsmail Ağa camiasından geliyoruz dediğiniz zaman sizlere karşı teveccühleri nasıl hocam? Yani bugün zaten bizleri tanıyanlar oldu. FM TV ekranlarından tanıyanlar oldu. Maşallah Mekke hocam. saldırısıyla alakalı tanıyanlar oldu. Özellikle İlahiyat mezunu bir Kenan abimiz vardı. Çok dertlenmiş. Bu nedir hocam? Bu Evet. saldırı yapılan size saldırı nedir? Bu camia içinde ikilik, üçlük nedir diye dertlendi. Biz de kendisine açıklamalar yaptık. Ama Evet. şunu buradan söyleyebilirim ki açık yüreklilikle. Sivas halkı gerçekten İsmail Ağa camiasını bağrına basmış durumda. Hemen hemen herkes bizi tanıyor. Şöyle tanıyor. Şükürler olsun Mahmud hocam. Efendi Hazretleri değil mi? İsmail Ağa camiası değil mi? Bu sözleri duyuyoruz. Ve bizi tebessümle karşılıyorlar. O Maşallah. yüzden gerçekten ben Sivas diyorum. Bu yaklaşık 10. yılımız. Birçok ilimize gittik. Ama ben Sivas kadar gönlü yumuşak, namaz ehli, sakala hoş bakan gerçekten ikinci bir il daha görmedim. Belki bundan Allah önceki razı iller olsun biraz hocam. çetin iller. Allah sizden de razı olsun. Bize bu Çok imkanı teşekkür verdi. ediyorum hocam. Uzun uzun konuşmak isterdik ama ileriki günlerde yine İnşallah. bağlanacağız.
Diğer hocalarımız da çünkü bağlanacaklar. Onlara da sözümüz var. Seyircilerimiz de diğer illerdeki duygu düşünceleri merak ediyordur. Şimdilik size Allah'a emanet ediyoruz hocam. Teşekkür ediyorum. Ben de son şunu söylemek istiyorum. Buyurun hocam. İkindi namazı için durduğumuz cemaatte bizi tanıdılar ve şunu söylediler. Gerçekten FMTV'nin hassasiyetlerini çok olumlu karşılıyoruz. Keşke bütün televizyonlar sizin gibi hassasiyet, İslami hassasiyetlere dürüstse diye İnşallah. Dua ettiler. Bunu da size bildirmiş olduk. İnşallah. Allah razı olsun hepsine. Bize de teşekkür ediyoruz. Sivas'a buradan selam olsun hocam. Hürmet sunuyoruz. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz.